İşte helikopterle ilgili operasyonel görevlerde yer alacağını düşündüklerim herhalde 2-3 kişi elebaşları vardı. 2 tane planlı helikopter görevi, 2 tane de ihtiyaç olursa helikopter görevi vardı. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'teki tatil yaptığı yerden alınması. İkincisi, Bunu burada, mı planlıyorlar? burada planlıyorlar. Neden? Burada Çünkü, var. hayır anlatacağım efendim. Anlatacağım onu. İşte onun için zaten ben biraz yani planın uygulanamaz olduğunu düşünüp tüm helikopterler bize yani Karavacık Komutanı'na bağlı. O da işte ana sorumluları Okan Kocakurt, Halil Gül bunun ana koordinasyonunu yapıyorlar darbe konseyi olarak. Bu zaten, bu Bilgim yok. Bunlardan yani bizim olduğum, olduğum yerde gören olmadı, yoktu. Ben zaten bu ifademi vermemekte esas amacım şu. vicdan, öncelikle vicdanımı rahatlatmak ve sonrasında da bu, bu tür müessif olayların bir daha olmaması. Çünkü biz yıllarca bu devlet için savaştık. Benim üç, üç tane üstün cesaret feragat madalyam var. Ama geldiğimiz noktada 260 kişinin ölümünden sorumlu bir e, ordunun mensubuyuz yani. İstanbul'daki üç helikopter, üç tane Skorsky ya da dört tane Skorsky, Çeçilik'teki sat sat timlerini alacak. O sat sat timleri önce kendi cephanelerini patlatacaklar. ya yani patlatma tabiri diyorlar yani çalacaklar eşyalarını oradan silahlarını neyse işte teçhizatlarını. Sonra 4. Karacık Alayı'nın helikopteriyle buluşacaklar. Çiğli'ye geçecekler. İzmir Çiğli'ye efendim. İzmir Çiğli'den bizim yine İzmir'deki Karacık unsuru olan 3. Karacık Alayı'ndan 3 tane daha Cougar helikopteri. Cougar helikopteri de bu arada bir genel maksat helikopteri. Yani yük helikopter taşımakta kullanılan helikopter. Toplam 9 helikopter. 3 Sikorski, 6 Cougar. 3'ü 6'sı Karacık'tan, 3'ü Hava Kuvvetleri'nden. 80-90 kişilik bir operasyonel ekiple oradan Marmaris'e Mar geçecekler. Marmaris'ten işte e, Sayın Cumhurbaşkanı alınacak. Devamında ikmal yapıp e, Çiğli'ye geçecekler. Ve e, operasyonun farazyesi deriz buna askerlikte. Yani başlangıç e, emalisi buna bağlı. Ben yani uzman bir pilot olduğumu düşünüyorum. Öyleyim de yani kendi alanımda. Böyle bir hareketin yapılma imkanı yani yazın kar yağmasından daha düşük. İkinci plan e, işte Efkan lojmanından alınması. Bu arada gece 3 civarında planlanıyor her şey. Efkan hala da lojmanda olacağı fazla kabul ediliyor. Lojmana işte o e, konuştuğumuz e, özel kuvvetçinin başında olduğu bir tim tarafından oraya iki Skorski, sonradan onu bir Skorski iki kurgu olarak devize ettiler. E, i̇ki kurgu, bir Skorski iki kurgu ve e, alın e, oraya indirme yapılacak. İndirme esnasında lojmanın kapısı yanlış e, duymazsam duymadıysam demirmiş ya da bir çelikmiş yani 2 metre boyunda. Orayı aşamayız. Orayı kobra helikopterleriyle vurun. Ması koordine ediliyor. Diğerleri başbakan ve e, içişleri bakanı yönelikli. Onlar karadan yapılacak. ihtiyaç halinde yani eğer e, alamazlarsa helikopter desteği isteyecekler şeklindeydi. O helikopterin e, 20'lik topunun 20'lik top derecesine de küçük yani e, namlusuyla attığı şey. 20 topunun demiri delmeyeceğini bilmiyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak geliyor. Yeni gelen CH-47 helikopterini görmek istiyor. Helikopterin başına gitti dedi. Ee, Alay komutanı Fevzi Okkan Albay tekrar geldi oraya koşturarak. Ya dedi Karavucuk'ta neler oluyor dedi ee, böyle Denizli ikimize. Biz de nasıl yani dedik. Dedi işte Kara Kuvvetleri komutanı savcıyla beraber gelmiş kışlaya. Gece uçuşlarını sorguluyormuş. Neler oluyor dedi. Bir Kara Kuvvetleri komutanının e, ziyaret programından çok çok ...farklı ve çok çok fazla zaman geçirdi. Yaklaşık belki ben yani tam hatırlamıyorum ama... ...belki bir buçuk iki saat bizimle beraber oldu. Çok değişik sorular sordu. Bu arada uzaklaştı, telefonla konuştu. Bir yere gidecekti mi, gidemedi mi onu anlamadım. Gece nasıl uçuyorsunuz? Kaç helikopter uçuyorsunuz? Gece uçuş yetkisi verme yetkisi kimde? Ee, ondan sonra e, bu akşam gece uçuşu var mı? E, mesela başkası başkasının helikopterinde uçabilir mi? Yani başka bir birlik, mesela jandarmanın pilotları sizin helikopterde uçabilir mi? Siz jandarma helikopterlerinde uçabilir misiniz? gibi... Olan bana göre o, o an için olan dışı olan ve hani darbeyle ilişkili yani o darbe söylentisi ilişkilendirilebilecek sorular sordu. Tam giderken Halil Gülyarbay aradı herhalde yanlış hatırlamıyorsam beni. Karagah geldi.